Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Need for Speed Most Wanted serisini kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü çok sevmişsiniz arkadaşlar. O yüzden seriye devam etmem için daha fazla like atmanızı öneriyorum. İlk 3 bölümü kesin çekeceğim. 3. bölümden sonra baktım hala istiyorsunuz, ilginiz var. Seriye devam edeceğim. En son Fiat Punto almıştık hatırlarsanız. Punto muydu bu araba bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar, B'ye bastığımızda bu eleman 15. eleman. İlk bununla başlayacağız. Herifin adı Sony'miş. Şimdi bu elemanı geçmek için 3 yarış kazanmamız lazım. 3 milestone kazanmamız lazım. Bounty dediğimiz olayda kaç kazanmamız gerekiyor? 20.000'de bounty. Tamam, önce milestone'larla başlayalım. Şu 80 milden daha hızlı gidin. Bu arada oyunu nedense kilometreye çeviremedim. Nedenini anlamadım. Buraları geçiyorum hemen, tutorial. İleride gördüğünüz üzere sol altta haritayı görüyorsunuz. Turuncu bir yer var. Oradan 80 milden hızlı geçmemiz gerekiyor. Başlayalım bakalım. Bu arada ben kamerayı biraz sağa alsam güzel olacak. Çünkü tam olarak göremiyorum. Ya da ben biraz şöyle kayayım. Tamam, sıkıntı değil. 70. Herhalde 80'le geçeriz ya. 80'le geçeriz diye düşünüyorum. Şu an 90 küsür gidiyoruz. 100'e çıktık hatta. Tamam, ilk milestone'umuz. Milestone kilometre taşı. Yani başarım. Achievement gibi bir şey. İlkini geçtik abi. Tabi bunları yaptığınızda polisin sizi bulma riski daha fazla. Tamamdır, bunu kapatıyoruz. Şimdi diğer milestone'umuz neymiş? 2 tane polis aracını diyor. Şey yap diyor, hallet diyor. 4 dakika polisten kaç diyor. 2 dakika polisten kaç. Biz polisten kaçmaya başlayalım. Zaten bounty olayı da polisten çevreye verdiğiniz hasar falan. Hepsi bounty'ye sayılıyor. 10 saniyede bir artıyor falan. Şöyle vuralım bir. Hadi bakın. Yok, 2 polisten kaç değil. Peşine 2 tane polis tak diyor. Tamamdır, şu an poliste. Yalnız oyunun en başında abi şöyle bir olay var. Polisler çok kolay oluyor. Polisler çok kolay oluyor derken de yenileceğiz abi şimdi. Neyse dur. Ben şuradan dönmek istiyorum abi. İkinci polis aracı gelene kadar fazla hız yapmayacağız. Umarım bu bölüm Sony'yi yenme şansımız olur. Bu arada ben oyunda değişiklik olsun diye fiyatı aldım. Normalde Cobalt SS'i alacaktım. Pardon. Niye oraya çarptım bilmiyorum açıkçası. Haritaya falan bakıyordum. Dur, çok uzaklaşmayalım. Hemen orta altta şeyi görebiliyorsunuz. Polisten kaçma olayı. Cooldown başladı lan, dur. Polisin yanına gidelim. Abi başka polis aracı yok mu? Bu Kamil de çarpmış oraya lan. Lan başka polis aracı gelmiyor mu? Sana biraz daha çarpalım. Bir polis arabası daha taksak peşimize güzel olacak da. Dur, 2 dakika bir kaçalım en azından ya. 2 dakikayı şöyle polisten kaça kaça halledeceğiz. Başlarda bu olay çok kolay. Oyunun sonlarına doğru polis inanılmaz büyük bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde kaçabiliyorsunuz. 2 oldu mu şu an? Evet, 2 olmuş abi. 2 tane polis var peşimizde sanırsam. Yavaş, kaç 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 kaç. Abi kaç. Oyun takıldı. Oyun takılmadı da şey oldu orada. Benim araç bir saçmaladı. Şimdi haritada gördüğünüz üçgenler, geçen bölümde bahsettiğim çarpma yerleri. Onları çarptığınızda polisleri def edebiliyorsunuz. Yalnız benim önce 2 dakikayı doldurmam lazım. Son 30 saniye kalmış. 3 tane polis arabası var peşimde. 2 dakikayı bir dolduralım arkadaşlar. Son 15 saniye. Yavaş gideceğim. Şu benzin istasyonunda falan patlatabiliriz polisleri. İleriden geriye döneriz, tamam. İleriden döneriz tam geri. Polisler baş belası olacak. Yalnız bounty 1100. Bu kadar yeterli değil. Bizim polis arabası patladı. Tamam, bir tane daha, 2 dakikayı tamamladık. Hemen geri dön buradan. Hemen geri dön abi, aman diyeyim polise yakalanma. Of, heyecan bastı ya. Fiat Punto biraz garip bir arabaymış. Açık söyleyeyim, arabalar arasında bayağı bir fark var arkadaşlar. Ben sizin seçimlerinize göre oynayacağım daha çok. Şuradan değil mi? Aynen. Boom. Hepsi patladı mı lan? Oğlum patladı da bounty'm niye benim çok az? 2 tane daha var peşimde, ya da 3 sayamadım. Benim hemen haritadan üçgen bulmam gerekiyor. Üçgen bulup şu evet, ileride bir tane gördüm. Buradan sola dönersek. Şuradan mı dönülüyor? Bu arada G'ye basınca oyun yavaşlıyor dediniz de. Bir dakika, evet, G'ye basınca yavaşlıyor. Ben onu nedense çok alışamadım arkadaşlar. Çok fazla kullandığım bir şey değil. Ama sizin hatırınıza dönüşlerde falan kullanacağım. Biliyorum oyun daha böyle bir hani dönüşleri falan kolaylaştırıyor o şekilde. Hemen şunu da patlatalım. Güzel, süper. Polis arabaları patlamadı lan hiç. Ha, bir de şunu devirelim şuradan. Tamam, bunu da devirdik. Umarım peşimizi bırakacaklar artık.
Abi haritadan bakıyorum herifler. Ben şuradan geri dönmek istiyorum ya, bir dakika. Lan dibime geldiler lan yine. Aşağıda hemen bastıt dediği çizgi dolduğu an polise yakalanmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde oynamanız lazım. Ben şuradan sağa dönüp yine üçgene çarpacağım. Oyun çok zevkli, inanılmaz güzel yani. Ve 12.000'e yakın, hatta 13.000 falan like aldı sanırsam ilk bölüm. Gerçekten şaşırdım, onu da belirteyim. Dur polis. Abi bu kadar mı ya? Şimdi şu yuvarlaklar da polisten işte oraya gittiğinizde cooldown'ını hızlanıyor. Bu arada benim burnum kaşındı. Kamerayı biraz şöyle çekeceğim, tamam. 2200 bounty'miz oldu. Milestone'ları tamamladık sanırsam. Hemen bir duralım şurada. B'ye basalım. Abi ha, bounty 20.000. Bizde kaç? 22.000 var. Süper. Şimdi yarış zamanı. Yalnız yarıştan önce arabayı upgrade etme şansımız var mı ya? Upgrade edebiliyor muyuz arabayı? Hemen deneyelim mi arkadaşlar? Buradan safe house'a değil de nereye gidiyorduk? Şu mavili yere gidiyorduk galiba. Hayır, sarı yere gitmemiz lazım. Sarı yer. Dur dur, şuradan şuraya çıkalım. Arabaya en azından nitro... Oğlum niye kaşınıyor benim bunu? Nitro falan takarsak biraz daha iyi olacaktır. Gerçi paramız ne durumda bilmiyorum ama. Harbiden şu an inanılmaz bir burun kaşıntısıyla baş başayım. Sizi de böyle bir derde gark ettiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse. Şimdi arabaya biraz performans modifiyesi yaptıktan sonra yarışlara başlayacağız. Bu bölümde herhalde Sony Reis'i yeneriz gibime geliyor. Şuradan sola döneceğiz. Bu oyunda drift olayı yok tabii ki, daha önce dediğim gibi arkadaşlar. Ancak buna rağmen efsane bir oyun. Bence, benim fikrim, sizin fikriniz değişik olabilir. Need for Speed serisinin en güzel oyunu. Ama dediğim gibi bu benim fikrimdir. Herkesin düşüncesi kendine derken enter'e basıp girdik. Performans da abi, motoru daha güzel bir şey alabiliyor muyuz? Ha bu zaten takılı mı? Yok, bunu aldık. 5000. Aa, 3000 paramız var lan. Biz hiçbir şey alamayacağız abi. Yarış yapmadan hiçbir şey alamayacağız. Nitro'nun fiyatı ne kadar? Nitro kilitli, Sony'ye geçmemiz lazım. Tamam. Tamam, çık abi. Zaten bunu satın alamıyoruz. Çıkabiliriz buradan ve yarış zamanıdır. Hemen B'ye basalım. Sprint yarışıyla başlayalım ya. Zaten kaç yarış? 2 yarış yapmamız gerekiyor sanırsam, emin değilim. Fiat Punto. Bir tane Audi gördüm orada. Güzel bir yarış olacak. 2 Audi var galiba. 2 de Fiat Punto mu var? Perfect launch yapabilecek miyiz lan acaba? Aa, yaptık. Süper. Ulan adamı geçeceğim sandım, herif hızlandı. Abi ben bu adamları yalnız çok zor geçerim ya. Dedi ve birinci oldu. Yalnız farkı kapatıyorlar. Farkı kapatıyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım birinci olabiliriz. Sprint yarışı. Tek tur. Ha, kestirme arkadaşlar. Mesela şurası bu oyunun kestirmelerinden biri. Tabi buralar tehlikeli yerler oluyor. Yani çarpabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli girmeniz lazım. Bazı kestirmeler mesela berbat oluyor. Hiç kullanmamanız gereken. Onların hepsini tek tek size göstereceğim. Bir dakika. Tamam. Mikrofona baktım da. Kusura bakmayın. Mikrofon kapalı sandım yani. Düşünsene. Bütün video boyunca mikrofon kapalıymış. Neyse. Şimdi tekrardan şeyi söylüyorum. İlk 3 bölüm ben böyle normal oynayacağım. Yani 3 bölüm kesin olacak bu oyun. Bu ikinci bölümümüz. Ama siz bu serinin devam etmesini istiyorsanız, anladığım kadarıyla çok sevdiğiniz arkadaşlar, her bölüme like atmaya devam edin. Siz beğendiğiniz sürece ben de bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Hatta Most Wanted'ı bitirip, Razer'ı yenip diğer Need for Speed serilerini de oynamak isterim ben. Şu şekilde dönüş yapabiliyoruz. Ancak çok fazla... Yani keskin dönüş olursa kullanırım ya. Çok fazla da kullanacağım bir şey değil ama. Nedense onu yapınca araba yavaşlıyor gibi geliyor bana. Tabii benim kuruntu mu, büyük ihtimalle alakası yok ama. Hadi oğlum. Araba çok yavaş ya. Bu arabayı değiştireceğiz, merak etmeyin. Havada zeplin uçuyor. Arkadaşlar bu arabayı değiştireceğiz. İleride güzel bir araba var. Benim bu oyunda hep kullandığım bir araba var. Resmen aşık olduğum bir araba. Sürpriz olsun. Ancak onu satın alacağız. Herifler yaklaştı bu arada. Yarışın %90'ı neredeyse bitti. Solda kestirme var sanırsam. Yokmuş. Tamam, sıkıntı değil. Buradan sola dön. Yarışı birinci olarak bitirdik. Zaten ikinci bitirme gibi bir şansımız yok. İleride de polis var lan bu arada. Eyvah. Bir de bunlarla uğraş şimdi, işin yoksa. Çık lan oğlum.
İlk yarışı tamamladık. Ben ha dur. Önce polisi atlatmamız lazım değil mi? Evet. Abicim gözünü seveyim. Uğraştırma be. Şurada benzin şeyi mi var? Defol git gözünü seveyim. Patlattırmayın bana şehri be. Hızlı hızlı şu polisi bir atlatabilirsek çok güzel olacak. Evade'imiz doluyor. Cooldown'umuz da hızlı hızlı dolarsa. Evet. Polis şey yaparken yeni yarış falan açamıyorsunuz. Bu arada dediğim gibi ulan benim burnum niye kaşınıyor? Para gelecek falan öyle şeyler var ya saçma sapan. Yarışlarda ikinci olma gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Bütün yarışları birinci olarak bitirmeniz gerekiyor. Şimdi bizim 3 yarış kazanmamız lazımmış değil mi? Evet ve biz bir tanesini kazandık. Tabi modifiye falan şu an yapabiliriz. Sanırsam 5000 ya da böyle bir paramız var. Ancak gerek yok. Şu yarışı yapabiliriz. Bu ne yarışı abi? Knockout. Tamam. Ben şu... Tamam zamanımız var ya. Hızlı hızlı bitirelim. Hızlı hızlı bitirelim yarışları. Bu Sony herhalde bu bölüm yenemeyebiliriz. Çünkü onunla 2 ya da 3 yarış yapıyoruz diye hatırlıyorum. Ancak en azından bir görelim. Ben buradan aşağı inebilirdim. Ancak yolu şu şekilde. Millet kestirmeyi kullandı tabi. Ama bu kestirmeler biraz tehlikeli geliyor bana. Bak göstereceğim size. Şu şekilde. Abi oyunun kontrolleri inanılmaz güzel ya. Yani harbiden yeni yarış oyunlarında bile bu kadar güzel kontrol yapamıyorlar. Şimdi G'ye basma zamanıdır. Yok gerek kalmadı lan tamam. Güzel döndük. Farkı açıyoruz şu an ama. Aha burada bir kestirme var. Burası çok güzel bir yer. Yalnız çöp kutusu falan oluyor. Ona çarpıyorsunuz böyle saçma sapan. Araba niye yavaşladı ya? Burada kilometreye çevriliyor mu? Ben ona bir daha bakacağım arkadaşlar da. Ben becerememiş olabilirim. Çevriliyorsa çevireceğim kilometre bölü saate. İlk turu birinci olarak bitirdik mi? Bitirdik. Süper. Şimdi Sony ile yarışmadan önce bizim motoru upgrade edebilirsek süper olacak. Burada kestirme kullanmak da istemiyorum da. Yok abi kullanmayacağım. Şu otoban bana daha çekici geldi. Bu araba da iyi basıyormuş lan. Bununla bayağı bir gideriz herhalde. Fiat Punto. Gerçekte falan hiç görmedim bu. Ya görmedim derken binmedim hiç. Nasıl bir araba hiçbir fikrim yok. Ve ben yarış yaparken çok boş konuşuyorum fark ettiğiniz üzere. Çünkü biraz oraya odaklanmak istiyorum. Şimdi yine kestirmeyi kullanacağız arkadaşlar. Yarış yaparken kameraya baktım. Oğlum ilerleyen bölümlerde bir de size şeyi sormak istiyorum. Mesela ben yenilirsem falan oraları keseyim mi? Mesela bir yarışı iki kere peş peşe yapayım mı yoksa? İlerleyen yarışlarda çünkü bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Yenileceğimiz çok olacak. Son 5'e girdiğimizde özellikle sürekli bir yenilgi içerisine gireceğiz. Oğlum adamları öküz gibi fark attım ve bu yarışı da birinci olarak bitirdik süper. Şimdi son yarışı yapalım arkadaşlar. Son yarışımız bir knockout yarışı. Bu da lap'li bir yarış gibi turlu bir yarış. Ancak her tur sona kalan eleniyor. O yüzden hani ilk başta rahat ol... Aa bak şu an sona kaldık da. Herifte Porsche mi var? O Porsche değil herhalde lan. Ne bileyim bir Porsche'yi andırdı bir yana ama yok. Hiç sevmediğim bir dönüş var burada. Ha burası orası değilmiş tamam. Yine burası orası da ben neyse ilerleyen bölümlerde anlatırım size. Bu oyunda çok sıkıntılı yerler var. Bu arada ne yazık ki oyunun müziklerini kapatmak zorundayım. Çünkü hani YouTube'da müzik falan olunca videoyu kaldırtıyorlar. Bölüm boşa gitmesin, rezillik çıkmasın. Müziksiz bir şekilde oynayacağız. Bir arkadaş şey demiş abi oyunun müziği sonuçta falan demiş de bu lisanslı müzik kullanmışlar ha. Bayağı rapçilerin müzikleri falan var içinde. Direkt gidiyor yani. Ondan eminim. O yüzden açamayacağız. Şu an mesela 4 kişiyiz. Yarış 3 turmuş. Bak bu tur sonuncu olan elenecek. Neyse bu turu birinci olarak bitirdik. Zaten o ekrana gelecek yine benim gözlerim bir kamaştı. Abi ışık cameo elendi. Eyvah. Berbat. Bir de o arabaya çarpsaydım tam rezillik çıkardı. Of. Leon Gibson. Leon. Lion da olabilir bilmiyorum ama.
Ben haritayı çok fazla bakıyorum ya. İlk bölümü ben de izledim. Baya eğlenceli bir video olmuş. İlk bölümde böyle sürekli kafam haritaya falan gitmişti arkadaşlar. Ben çok kullanıyorum bu oyunda haritayı. Yeni Need for Speed'de falan o kadar bakmıyorum ama bu oyunda nedense çok güzel yapmışlar harita sistemini. Ve insanın kullanısı geliyor. Daha sağlıklı bir şekilde oynayabiliyorsunuz derken ikinci turda birinci olarak bitirdik. Kim elenecek? Herifler daha gelemedi herhalde. Ooh. Speedbreaker. Ha bu herifler niye öyle yan yana? Ha, Leon elendi ya da Lion. Oğlum büyük bir salaklık yapmazsak bu yarışı da birinci olarak bitireceğiz. Aslında zamanımız var ya, şu Sony ile yarışsak mı? Siz büyük ihtimalle yarışmamı isteyeceksiniz. Ben de yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Razer'ın ilk adamını, 15. sıradaki adamını bu bölüm yenmeye çalışacağım. Siz rahat olun. O yüzden hızlı hızlı yarışmaya çalışıyorum. Hızlı ve olabildiğince öfkeli bir şekilde bu yarışı da birinci olarak bitirdik. Süper. Bunlar kolay yarışlar. O yüzden çok fazla sevinmeye de gerek yok. Şimdi B'ye basalım. 2'ye bas. Hadi bakalım. Abi 2 yarışmış. Tamam. Süper. Yalnız 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika falan sürecek. O kadar zamanımız var. Bakalım bu herifin arabası ne? Arabaya modifiye yapmayı unuttuk lan. Neyse. Güzel bir müzik çalıyor. Havada yapraklar uçuşuyor. Fiat Punto. Abi geliyor. Abi bu müzik çalmazsa güzel olacak ya. Bu müzik bayağı Volkswagen mi? Volkswagen. Nasıl deniyor bilmiyorum. Perfect Launch'u çaktık da herif yardırdı gitti. Umarım nitros falan yoktur. Bunda da Volkswagen'in onu Almanlar farklı okuyor. Volkswagen falan diyorlar böyle. Bilmiyorum. Alman değiliz sonuçta değil mi? Bu herif bizi yenebilir ya. Ben motora upgrade yapacaktım abi. Nasıl unuttum bilmiyorum ya. Of of. Bu bizi bir yerde kesin geçiyor. Onu çok net hatırlıyorum. Derken geçti herif zaten bizi. Abi bizim araba çok yavaş kalıyor. Kesin upgrade yapmamız gerekiyordu da. Bu şekilde yenmeye çalışacağız artık Kamil'i. Çık lan önümden. Bak durduk yere yavaşladı. Beni çok rahat geçerdi o herif yoksa. Razer'la da Fiat'la yarışalım mı abi? Razer'la olan yarışımızda da Fiat'ı kullanalım mı? Bu arada 2 turmuş bir yarış. Sanırsam 3 dakika, 3,5 dakika falan sürecek. Burada kestirme var. Tehlikeli bir kestirmeymiş lan. Oraya çarpsak büyük sıkıntı. Şu ortaya da çarpabilirdik. Abi çok kötü dönüyorum. Speedbreaker evet buralarda kullanmak gerekiyor. Size çok net hak verdim. Abi elemanın şu an hızlarımız sabit gibi farkı biraz açıyoruz. Çok yavaş. Çok az biz hızlıyız yani heriften. Ancak gittim Kamil gibi oraya çarptım. Tam bir kekoyum ya. Abi altımdaki araba kötü olduğu için ben de özgüven falan yok şu an. Hani kesin yeneriz falan diyemiyorum. Bak tur bitti. Herif birinci bitirdi turu. Çok güzel hoca. Çok güzel. Aa biz birinci bitireceğiz lan tamam. Böyle bir tur daha yarışırsak tamam birinciyiz. Bu elemanı bu bölüm eleyeceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Böyle drift yapa yapa gidersen biraz zor edersin Cemcim. Herif yavaşladı gördünüz mü? Orayı geri sarım bence. Bildiğin yavaşladı anında. Böyle de saçmalıklar var oyunda ancak. O oyun güzel. Ona da söylenecek bir şey yok. Araba bildiğin zorlanıyor ya. Bu arabayla biz nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çarpma sakın sağa sola. Oldukça yavaş, sakin bir yarış. Diğer yarışı da geçebilirsek güzel olacak tabi. Burada güzel dön. Güzel bir dönüş. Fena değil. Herif orada bir sıkıntı, kaza gibi bir şey yaptı galiba. Biz farkı açabildiğimiz kadar açalım. Trafikte herhalde medium'da falan. Ya da düşük de bilmiyorum. Arkadaşlar yapacağız. İmkansız zaman alır bilirsiniz.
kestirmeyi kullanalım. Bu sefer daha güzel kullandık. Şu an hayatımı kurtardınız diyecektim ancak çok berbat. Herif geçti bizi. Biraz sağdan mı soldan girdi geçti. Bu herif birinci olursa vallahi kendimi çok büyük suçlayacağım. Tamam geçtik. Abi herhalde birinci olmazdı. Biz nitro falan alana kadar biraz sıkıntı çekeceğiz gibi. Ama yarışı gördüğünüz üzere sizin için kolaylaştırıyor. Yani siz kaza yapınca herif de biraz yavaşlıyor. Yalnız şu an dibimde ve yarış bitmek üzere. Gözünü seveyim bir saçmalık yapma. Gözünü seveyim bir salaklık yapma Cem. Birinci bitir yarışı. Geçecek herif. Geçecek. Geçecek. Yaklaşıyor. 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitti. Of. Birinci olarak bitirebildik sonunda arkadaşlar. Şimdi diğer yarış. Hadi bakalım. Başlat abi. Perfect launch yapamadık. İki tur. Bu biraz daha kısa bir yarış sanırsam. Emin değilim. Bu benzinliğe girmenize gerek yok. Herife bir şey olmayacak büyük ihtimalle de. Hadi o speed breaker'ı kullanınca solda kestirme var mı? Var. Ah! Abi geçti herif, geçti, geçti, geçti. Geçti, bildiğin net geçti. Kestirmeler tehlikeli demiştim abi. Bildiğin tehlikeli ya. Orada öbür türlü de yol çok uzuyor. Ben ne yapayım? Bir saniye ilerimizde. Oo, EFSO geçiş. Efsane bir geçişti. Güzeldi. Kabul etmek lazım. Çarpmadan temiz bir şekilde near miss yaparak geçtik. Kestirmeleri kullanmayacağım ya da şurayı kullanayım hadi. Bunun ilkini kullanınca ilkinden bir zıplama gibi bir yer var. Orası tehlikeli biraz da. Bu yarış kısaymış evet. Bu yarış kısa ve abi gözüme ışık vuruyor. Oldukça tehlikeli. Çarpma. Tamam. Büyük bir sıkıntı yaratmaz o çarpmış bize. Abi bu sefer şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz daha iyi girdik. Burada düz hiç sağ sol yapma tamam. Hafiften sıyırtsan da olur. Herif çok hızlandı bu arada dibimde. Heyecan yapmadan, heyecan yapmadan sakin sakin oynarsak birinci olacağız. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar siz bu seriyi beğendiğiniz sürece devam edeceğim. Aslında benim de amacım sonuna kadar oynamak. Razer'ı falan bitirip sonra Carbon'a. Carbon da bunun devamı gibi. Aynı arabayla devam ediyorsunuz mesela. Ya spoiler vermeyeyim şimdi ama. Carbon'la devam etmek benim amacım. Carbon'da bitirip bu kanalda çok güzel 2 Need for Speed serisi olsun istiyorum. Ama en kötü ihtimalde 3 bölüm Most Wanted olur derken birinciyiz ve elemanı eledik. Enter diyelim. Defeated. Yenildi. Tamam. Yendik bu herifi. Şimdi iki tane bu adamı yendikten sonra bundan iki tane parça alabiliyorsunuz. Ben bir tane abi şeyi alacağım. Nerede? Performans yok mu? Varmış. Bir tane performans alacağım. Bir tane de sürpriz bir şey versin. Sürpriz ödül. 10.000 dolar da para verdi. Gayet güzel. Ve herifi yendiğimiz için nitro falan da açıldı. Bu herifin adı ne? Taz mıydı? Evet Taz. Vince Killick. Taz. Öyle diyorlardır. Abi herif çılgın mılgınmış. Polislerden nefret edermiş. Polisler de bundan nefret edermiş. Bu adamın etrafındayken dikkat et falan diyor. Neyse Sony'yi yendik arkadaşlar bu bölüm. Şimdi bu yeni düşmanımız. Taz. Taz. Ben Taz diyeceğim. Lexus IS 300 var. Güzel. Arabamızı güzel bir... Oo araba şekilmiş herifteki lan. Güzel bir upgrade çakmamız gerekecek arabaya. Bu arada birazdan facecam'im duracak ancak kısa bir ara olacak orada. Herifi izleyelim bakalım şekil falan yapıyor. İyi güzel tamam. Şimdi 3. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arabayı upgrade edeceğiz arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.